Diz ağrıları deyince insanlar hep dizinin ağrısının tek bir nedenden kaynaklandığını düşünebilir ama diz ağrıları birçok problemden kaynaklanır. Ama dizin bölge bölge ağrıları da çok birbirinden karakteristik olarak farklıdır. Bunların da en önemlileri, en karakteristik farklı olanları ön diz ağrılarıdır. Şimdi adı üstünde ön diz ağrısı dizin ön kısmındaki ağrı ama bunların ön diz ağrısı dediğimiz ağrılar aslında diz kapağı kemiğiyle altındaki kemiğin temasıyla oluşan ağrılardır. Yani şu diz kapağı kemiği, bu da altındaki kemik. Yani şu temasın bozuk olduğu durumlardaki ağrılardır. Şimdi ön diz ağrısının en önemli özelliği nedir? Hasta düz yolda acayip rahattır. Yani çıkar dümdüz yolda, yokuş olmayacak, iniş olmayacak, 10 kilometre yürür. Ama merdiven inip çıktığında, uzun oturup ilk ayağa kalktığında, yokuş indiğinde, çıktığında dizinin ön kısmında bir ağrı hisseder. Ön diz ağrısının temel özellikleri budur. Ön diz ağrısının diğerlerinden ayırt edilmesi çok önemlidir. Çünkü aslında ön diz ağrıları dizdeki en sık ağrılardır ama bir sürü yandaş problemle karışır. Yani küçük bir menisküs yırtığınız vardır. Ameliyata da gerek yoktur. Hiç şikayet yapmıyordur. Siz dizim ağrıyor diye doktora gittiğinizde bir MR çekilir. Menisküsün yırtık. Menisküsünüzden ameliyat olursunuz ama ağrınız geçmez. Niye? Asıl ağrınız çünkü ön dizden kaynaklanıyordur. Onun için bu benim başta anlattığım hikayeyi doktorunuza iyi iletmeniz lazım. Şimdi bunların nedenleri, detaylarına böyle uzun uzun girmemek kararındayım. Çünkü o zaman bir kitap yazmam gerekir size burada. Fakat dediğim gibi merdivenlerde oluyor. Yokuş çıkar inerken oluyor. Uzun oturup kalktığınızda oluyor. Ya da sinemada, tiyatroda, otobüste, uçakta hep bacağınızı uzatma ihtiyacı duyuyorsanız. Ama düz yolda rahat rahat uzun uzun yürüyorsanız büyük olasılıkla, çok büyük olasılıkla probleminiz diz kapağı kemiğiyle altından kaynaklanıyor olabilir. Ve bu durumda da tedavi protokolü tamamen farklıdır.